Merhaba arkadaşlar, ben Tüm Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Oktay Altıntop. Bu dersimizde son sınıf öğrencilerimiz için Tanzimat 1. dönem sanatçılarımızı işlemeye devam edeceğiz. Ayrıca bu video dersimiz son sınıf öğrencilerimiz için hazırladığımız ikinci video dersimiz olacak. Şemsettin Sami, Ahmet Vefik Paşa ve Direktör Ali Bey gibi isimlerden bahsedeceğiz dersimizde. İlk olarak Şemsettin Sami ile başlayalım isterseniz. Şemsettin Sami birçok dili çok iyi bilen, çok iyi konuşabilen bir sanatçımızdır arkadaşlar. Arapça, Farsça, Yunanca, Fransızca ve hatta İtalyanca'yı bile çok iyi bilen, çok iyi konuşabilen bir sanatçımızdır. Şimdi neden bu bilgiyi sizinle paylaştım? Tabii ki Şemsettin Sami'nin dillere ve gramer yapılarına olan ilgisinin daha iyi anlaşılabilmesi için bu bilgiyi paylaşıyorum arkadaşlar. Sözlük, dil ve ansiklopedi alanındaki çalışmalarıyla dönemin en büyük dil bilgini sayılmış bir isimden bahsediyoruz. Türk dilinin sadeleşmesi ve gelişmesi için çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Türkçenin sözlük ve gramer yapısıyla ilgili çok sayıda makale yayınladığını da biliyoruz arkadaşlar. Milli bir dil oluşturulmadan milli bir edebiyatın da meydana getirilemeyeceğini şiddetle savunmuş bir isimdir Şemsettin Sami. Ayrıca adında Türk kelimesi geçen ilk Türkçeden Türkçe'ye sözlük olan Kamusu Türkiye'yi de o yazmıştır. Lütfen Kamusu Türkiye'yi defterinize not ediniz. Çünkü sorularda da bu eser karşımıza gelebiliyor. Tekrar ediyorum, içinde Türk kelimesi geçen, adında Türk kelimesi geçen, ilk Türkçeden Türkçe'ye sözlük olan Kamusu Türkiye Şemsettin Sami'ye aittir arkadaşlar. Evet, alfabetik sıraya göre hazırladığı bu sözlüğün ön sözünde Türkçenin çok zengin bir dil olduğunu ancak sözlük ve gramer çalışması yapılmadığı için zayıf kalarak Arapça ve Farsça'ya muhtaç hale geldiğini belirtmiştir. Yani dilimizin ne kadar önemli olduğunu ama üzerine bir çalışma yapılmadığı için geri planda kaldığını bizlere bu eserinde belirtiyor. Bunun dışında yine önemli sayabileceğimiz iki çalışmasından da daha bahsedebiliriz. Bunlardan ilki sizin de hemen aklınıza gelecektir belki de. Taşuk-ı Talat ve Fidnat adlı eseri arkadaşlar. Çünkü bu eser Türk Edebiyatı'nın ilk yerli romanı olarak gösterilir. Tekrar ediyorum. Taşuk-ı Talat ve Fidnat adlı roman. Bu eser Türk Edebiyatı'nın ilk yerli romanı olarak kabul edilir arkadaşlar. Evet. Önemli eseri ise 8. yüzyılda yazılmış olan Orhun yazıtlarını ve 11. yüzyılda yazılmış olan Kutadgubili'yi Türkiye Türkçesine çevirmesidir. Ki bunu yapan ilk sanatçımızdır diyebiliriz. Bu eserlerin çevrilmesi niye önemli? Çünkü o hem Orhun yazıtları hem Kutadgubilik Türk tarihi açısından da, Türk edebiyat açısından da oldukça önemlidir. Türk edebiyatına da, Türk tarihine de kaynaklık eden iki eserdir. Bunların Türkçe'ye çevrilmesi Şemsettin Sami'ye nasip olmuştur diyeceğiz arkadaşlar. Biraz önce Kamusu Türkiye'den bahsettik fakat Şemsettin Sami'nin sözlük çalışmaları Kamusu Türkiye ile sınırlı değildir arkadaşlar. Arapça, Türkçe sözlük çalışması, Kamusu Arabi, Fransızca, Türkçe sözlük çalışması, Kamusu Fransevi, tarih ve coğrafya ile alakalı ansiklopedi çalışması, Kamusul Alamı da yine önemli çalışmalar arasına ekleyebiliriz. Bunların yanı sıra Seydi Yahya, Gave, Besa yahut Ahde Vefa gibi tiyatro eserleri ve çeşitli yazarlardan yaptığı roman çevirileri de vardır Şemsettin Sami'nin arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim
Ahmet Vefik Paşa'ya. Paşalık unvanından da anlayacağınız üzere kendisi bir devlet adamıdır. Bir müddet valilik de yapmış bir isimdir. Dil, tarih, edebiyat ve özellikle de tiyatro alanında yaptığı çalışmalarla tanınır. Molière'den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla adını duyurmuş, modern Türk tiyatrosunun oluşumunda da büyük rol oynamıştır. Bu yüzden modern Türk tiyatrosunun babası olarak bilinir arkadaşlar. Burayı muhakkak not alalım defterimize. Modern Türk tiyatrosunun babası, kurucusu olarak bilinir Ahmet Vefik Paşa. Bursa Valiliği sırasında kendi adına bir tiyatro binası yaptırdığını biliyoruz. Böylelikle tiyatroyu İstanbul dışına taşımıştır. Sahnelenen oyunların her aşamasıyla ilgilenmiş. Hatta memurları oyunu izlemeye mecbur kılmıştır. Bu da onun bize tiyatroyu ne kadar önemsediğini ne yapıyor? Gösteriyor. Bütün memurlarına da tiyatroları izlemeyi, tiyatroya gitmeyi mecbur kılmış bir isimden bahsediyoruz. Çeviri ve uyarlama eserlerinde dönemine göre daha sade bir dil kullandığını söyleyebiliriz. Ayrıca Türk dili, Türk tarihi ve folkloru alanındaki çalışmalarıyla Türkçülük ve milliyetçilik akımına da öncülük etmiş bir sanatçıdır Ahmet Vefik Paşa. Türk tarihinin Osmanlılardan daha önce başladığını göstermek amacıyla Ebul Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Terakime yani Türklerin Soy Kütüğü adlı eserini Çağatayca'dan Osmanlı Türkçesine çevirmiştir. Bu önemli bir bilgi. Sorularda yine çıkıyor. Şecere-i Terakime adlı eser. Ebul Gazi Bahadır Han'ın eseri Türklerin Soy Kütüğü anlamına gelir. Bu eseri Çağatayca'dan Osmanlı Türkçesine çevirmiş bir isim Ahmet Vefik Paşa. Ayrıca Anadolu Türkçesine ait ilk sözlük olan Lehçe-i Osmani adlı eserine değinmek istiyorum. Çünkü bu eser Anadolu Türkçesinin ilk sözlüğü olmasının yanı sıra Türk lehçeleri hakkında da geniş bilgiler içeren bir eserdir arkadaşlar. Lehçe-i Osmani önemli sorularda karşımıza çıkıyor. Ahmet Vefik Paşa bu eserinde Türkçe kelimelerle dilimize yabancı dillerden geçen sözcükleri ayrı ayrı sınıflandırmıştır. Evet, Lehçe-i Osmani'nin yine altını çizelim arkadaşlar. Türk lehçeleri hakkında geniş bilgiler veriyor hem de bu eser Türkçenin Anadolu sahasındaki ilk sözlüğü niteliğini taşıyor. Evet. Bunun haricinde Müntehabat-ı Durub-ı Emsal adında bir atasözü derlemesi, bir de Fezleke-i Tarihi Osmani adında tarih kitabı mevcuttur diyebiliriz. Evet. Bir diğer Tanzimat 1. dönem sanatçımız, direktör Ali Bey'e bakalım bir de. Kendisi Duyun-u Umumiye direktörlüğü yaptığı için bu adla anılmıştır. Yani direktör unvanı oradan gelir. Tanzimat döneminde tiyatro ve mizah alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. Yazdığı oyunlar ve yaptığı uyarlamalarla tiyatronun gelişmesine katkıda bulunmuştur. Birçok eserinin tiyatrolarda özellikle de Gedikpaşa Tiyatrosu'nda sahnelendiğini söyleyebiliriz. Klasinden ve Molière'den etkilenmesi komedi türünde birçok adaptasyon yapmasını sağlamıştır. Ayyar Hamza adlı eseri de bu adaptasyonlardan bir tanesidir. Ayrıca ilk Türkçe mizah dergisi olan Diyojen'deki yazılarıyla da mizah edebiyatının öncülerinden olması ve edebiyatımızın ilk mizahi sözlüğü olan Lehçetül Hakayık'ı yazması da önemli bir diğer çalışmasıdır arkadaşlar. Eserlerinde konuşma diline yakın sade bir dil kullandığını söyleyebiliriz. Direktör Ali Bey için ayrıca unutmadan edebiyatımızda batılı anlamda ilk günlük örneği olan Seyahat Jurnali'nin de yine ona ait olduğunu belirtelim. Çünkü Seyahat Jurnali de sorularda karşımıza gelebiliyor. O yüzden altını kalın çizgilerle
çizmekte fayda var arkadaşlar. Evet, direktör Ali Bey ile birlikte bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.